Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada Metin Agara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 15 hedef imha edildi ifadesi kullanıldı. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinde halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla e, yapıldığını söylüyorlar. Bu e, operasyonu şimdi e, bu noktalar bu, e, haritaya baktığımızda vurulan noktalara baktığınızda size ne anlatıyor hocam? Nasıl bir Teşekkür anlatıyor? ederim. Sizinle yaptığımız değerlendirmede şunu e, ifade etmiştik. E, Türkiye'de merkezi Irak hükümeti arasında hatırlarsak e, çok önemli bir anlaşma taslağı görüşülmüştü. Türkiye-Irak sınırının e, yeniden e, iki taraf devlet arasında garantiye alınması ve operasyonlar konusunda bir adım atılmıştı. Bu çok önemliydi. Ayrıca Irak'tan yapılan açıklamada çok önemliydi bu da. Belki 1991'den bu tarafa çok önemli bir açıklama. Irak hükümeti Amerikan askeri ve koalisyon kuvvetlerini istemiyorum topraklarımızda dedi. Bu, bu çok önemli bir hadise. Ve geçtiğimiz günlerde maalesef iki noktadan bildiğiniz üzere Hakkari'den ve Metine bölgesine yakın bölgeden 12 askerimizi şehit etmiştik. Onun akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak'ta hem de Suriye'de harekat yapmıştı. Ve o zaman size söylemiştim ben Türkiye harekatlarını sürdürecek evet, ama bunlar <laughs> hem hava harekatları hem de Komando birliklerimizin vurkaç taktiğiyle yine bu bölgedeki karakollarımızın... Evet, teker teker baktığınızda bu bölgeler neden önemli? Onları anlatacağım onları, şimdi. Hem onların güvenliğini sağlamak hem de burada Savunma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi Irak'tan yapılan saldırılara karşı... Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkını kullanan Türkiye'nin hava kuvvetlerinin bu bölgeye girdiğini görüyoruz. Şimdi bakıldığında Metin'e en sıfıra yakın bir nokta. Dikkat ederseniz buradaki arazi konuşmuştuk. Bu bölge Akurka kadar dağlık ve yüksek bir şekilde uçurumlarla bir şekilde kaplı olan zor bir arazi. Ve özellikle buradaki... Yine Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamada belirtildiği gibi mağaralar ve lojistik merkezlerinin vurulduğunu gösteriyor. Ancak dikkat edersek şu mesafe aşağı yukarı 40-50 kilometre. Bu bölge ise 150-160 kilometre evet. aşağıda hatta 180 kilometre kadar geliyor. Demek oluyor ki Türk Hava Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden kalkan uçaklarımız sınıra yakın bölgede bizim Asena dediğimiz havada yakıt ikmal tankerlerimize havada yakıt ikmanı yaptıktan sonra gece harekatını yapabilen en yakın bölgeden Mithinegarı Hakurt'ta Kandil ve Asos bölgesine kadar. Neden? Geçen hafta yaptığımız harekatlarda PKK birliklerinin ve birliğe destek verenlerin Kandil'in altına doğru bir şekilde buradaki Birleşmiş Milletler kamplarına yakın bölgede saklandığını kaçtıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Kaç burada... kilometre derinlikten mesela bahsediyoruz orada? <laughs> Şurası yaklaşık 160-180 kilometre mesafe. Ee, burası daha da derinde. Ee, ama şunu söyleyelim. Bu arazide Irak Hava Kuvvetleri'ne de F-16 verildi ama henüz daha pilotları öğrenemedi e, bu uçakların kullanılmasını. Bu coğrafyada en etkin şekilde F-16 uçaklarını kullanan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının geceliğin lantern sistemi dediğimiz gece görüş sistemleri hedefleri vurduklarını bilir. Şimdi özellikle Kandil ve Asos bölgesi kritik. Burada PKK'nın saklandığını biliyoruz. Fakat dikkat edin burada lantern sistemi dediğim sistem şu. Gecenin F-16 pilotlarımızın tam hedefi gösterebilecek potlar bunlar. Ve bu potları e, Havelsen ve Asesen müştereken Türk uçaklarına yenisini yaptı. Yani sıfır Amerika'nın vermediğini yaptı. Tahmin ediyorum bu potlar da orada denendi. Dolayısıyla 7-24 Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Kara Kuvvetlerimizin zaten gündüz de topçumuz bir şekilde bu bölgeye atış yapmıştı. Ee, bir baskı altında tuttuğunu söyleyebiliriz ee, ve uçaklarımızın saliman üstlerine geri döndükleri düşünüldüğünde e, çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum.